Aldığın kararı elbette desteklerim oğlum. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ama kazanan ben değilim. Aslında sensin. Bunu yakında gerçek bir evlilik yaptığında daha iyi anlayacaksın. Artık yuva muva kurmak yok anne. Sen benden ümidini kes. Ne o Hande ile ne de başkasıyla. Benim için evlilik meselesi kapandı. Ferit. Kardeşim iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. En doğrusu bu. Sonra konuşuruz. Evlenmek için iki sebep vardır. Ya dengini bulmuşsundur. Ya da anası babası zorlamıştır. Yanılıyorsun. Seni ben hiç zorlamadım. Siz Hande ile birlikte karar verdiğiniz evlenmeye ikinizin seçimi. İkinci nedense sevgidir, aşktır. İnsan sevmediği birini seviyormuş gibi davranamaz. Bu eşlik olsun. Nereden biliyorsun Ayşe'yi sevmediğimi anne? Ayşe Hanım, umarım bundan sonraki hayatınızda daha mutlu olursunuz. Kezban, Ayşe Hanım'a yardımcı olalım. Misafirimizi güzel uğurlayalım. Bir dakika. Hayır Kezban Hanım. Müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben kimsesiz büyüdüm. Sizin aile görgüsü dediğiniz şeyden mahrum yaşamış olabilirim. Ama hayattan mahrum olmadım. Ferit bana kimsesizliğimi unutturdu. Ayşe. Saçlarım ıslaktı. Hasta olmayayım diye saçlarımı kuruttu. Hep elimi tuttu, yanımda oldu. Ben ateşler içinde yanarken iyileşeyim diye elinden gelen her şeyi yaptı. Yaptığım çılgınlıklara rağmen hiçbir şekilde beni yargılamayan bir adamın kıymetini bilmek istiyorum. Sancakzade'ye karısı olarak bir söz verdim. Kocamı hiçbir yere bırakıp gitmeyeceğim. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kanar ah bilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silmez. Eğer bunu kabul ederseniz sevinirim. Etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım. Azade Hanım. El-Fatiha. Amin. Şu anda mezarı başında bulunduğumuz, toprağa vermiş olduğumuz Veysel kardeşimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Toprağa verdiğimiz Veysel kardeşimizin oğlu Yaman kardeşimize de sabırın en güzelini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri nefsimizle mücadele ederken bir an olsun bile nefsimize bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sanki çocukluğumuz da gitti onunla birlikte. Senin de başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Eşin de gitmiş konaktan.
kötü olaylar üst üste. Bir yere gittiği yok. Burada. Yanımda. Tertemiz sayfa açmak istiyorsun ama senin defter dürülmüş Eltim. Bak hala Eltim dedim. Kıymetini bil. İyi güzel işte. Ağzını alışsın. Yakında hep diyeceksin. Eltim. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Sağ ol. Başın sağ olsun. Allah taksiratını affetsin. Ailemizin üzerinde çok emeği var. Hakkımız helal olsun. Sağ ol. Görüşürüz Azat'ım. Ne yapıyorsun? Annemle babamı bir karanfil tanıştırmış. Babam annemi görünce peşine düşmüş. Bahçede gördüğü bir karanfili koparıp anneme vermiş. Annem de babamın yüzüne bakmadan çiçekçi zannedip param yok demiş. Babam da ben çiçekçi değilim, senin için bahçeden kopardım deyince gülüşmüşler. Hikayeleri böyle başlamış. Saksıda karanfilimi büyütürüm hep. Toprağını da annemin babamın mezarından alırım. Baktım rahmetlinin ismi annemin ismiyle aynı. Yerine geçmez ama biraz toprak alayım dedim. Karanfilin çok üzünlü bir hikayesi varmış. Neden bu kadar kıymetli olduğu şimdi anlaşıldı. Gidelim hadi. Gidelim. Bu arada ben senin bu telefonunu yaptırdım. Artık kendi kendine açılmayacak. Teşekkür ederim. Keşke sana yapılan tüm haksızlıklar için yakamıza yapışsın öbür tarafta. Sana yetinmeyi öğreten herkese tek tek hesap sorsan. Ama soramazsın değil mi baba? Hı? Kıyamazsın kimseye. Vicdanlı adamsın sen. Ama oğlun sana kıydı. Sen can verirken kılını bile kıpırdatmadın. Çünkü içimizden biri fazlaydı bu dünyaya baba. Ya sen, ya ben. Birimiz olmamalıydı. Birimiz ölmeliydi baba.
Boşuna masallar bir varmış bir yokmuş diye başlamıyor. Ölümlü dünya işte. Nereye koşturuyorsun böyle? Babaanne yaz okulum vardı da geç kaldım zaten, çıkayım ben. İyi tamam, gel ben seni bırakayım. Ay canımsın baba, hadi gidelim. Ayten, bize bir yorgunluk kahvesi yap. Tabii hanımım. Birine mi baktınız? Evet. Ayşe'yi, Ayşe Yılmaz'ı arıyorum ben. Gel, gel kızım buraya. Neden arıyorsun sen Ayşe Yılmaz'ı? Elimdeki adres doğruysa burada çalışıyor olmalı. Babanı kaybettin. Ama ben buradayım. Kapı gibi Adnan amcam burada. Senin Sinan'dan da Ferit'ten de hiçbir farkın yok. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu unutma hiç. Çocukken hep buna inanmak istedim. O konağın önünde İki oğlun gibi seni bekleyip kucaklanmayı hayal ederdim. Ama sağ olsun Azade teyze her seferinde bana kim olduğumu hatırlatırdı. Kolay değil. Kolay değil. Evladın olmayanı evlat, baban olmayanı baba kabul etmek kolay değil. Benim babam öldü. Adnan amca. Sen bana ne kadar babalık yaparsan yap, insanın kendi kanından öz babası gibi olmuyor. Ayşe Hanım burada çalıştığını söyledi, öyle mi? Yok, bana demedi de abime demiş. Abimin şeyi de Ayşe. Abinin neyi? Arkadaşı işte. Nasıl bir arkadaşlık bu? Yani abimle şeyler onlar. Neyler? Söylesene kızım. Seda? Ayşe? Ah. Ayşe Hanım, arkadaşınızın kardeşi sizi çok merak etmiş. Burada çalıştığınızı söylemişsiniz. Biz de merak ettik. Ne iş yapıyorsunuz burada? Yani aslında tam olarak öyle bir şey söylemedim ben. Şey ya... Seda. Hoş geldin. Ferit ben. Ayşe'nin eşiyim. Biz Ayşe ile kimseye haber veremeden evlendik. Belli ki senin de haberin olmamış. Kusurumuza bakma lütfen, olur mu? Hoş geldin. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Gel bana. Ya sen ne işler karıştırıyorsun Ayşe? Hı? Ya abim senin yüzünden hapiste, sen nasıl başka biriyle evlenirsin? Seda bak, ben mecbur kaldım. Ayrıca biz Bahar'la düşündüğün gibi değiliz. Hiçbir şey yok aramızda, niye anlamıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ya ifadende bile nişanlım demişsin. Ya ben onu kurtarmak için söyledim. Hı.
Peki kocam Baha'yı biliyor mu peki? Bilmiyor değil mi? Canım, sohbetinizi böldüm, kusura bakmayın. Seda'yı güzel bir yerde ağırlasak birlikte bir yemek yesek diyecektim. Ne dersiniz? Biraz konuşsak olur mu? Olur. Dışarıda bekliyorum Ayşe. Ya haber vermeden evlendim diye çok kırılmış. O yüzden gönlünü almam lazım. Biz baş başa çıksak olur mu? Olur tabii, niye olmasın canım? Ben o zaman şirkete geçerken sizi bırakayım. Olur, sağ ol. Seda, hadi gidiyoruz. Lan oğlum git! Bari sen yalan söyleme bana lan! Duydum diyorum oğlum. Duydum lan, duydum. Kulaklarımla işittim. Kocam diyordu. Ben kocama söz verdim diyordu. Bırakmam onu diyordu. Bu kız evlenmiş Fatih. Gittiği yerde birini bulup evlenmiş. Ay benim canım kızım. Benim canım kızım. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ya ben de seni çok seviyorum. Eşek sıpasın. Ya o zaman evde görüşürüz. Tamam hadi. Tamam. Tamam kız gittim. Ebru? Sinan? Ya şu işe bak. Ben... yani seni buralarda görünce biraz... şaşırdım. Ben de. Kaç sene oldu? Çok. Nasıl şimdi döndün mü yani Almanya'daydın? Öyleydi evet. Ama artık buradayız. Şey mi yani? Temelli mi? Evet. Hatta oğlumu yaz okuluna yazdırdım. Çocuklarla kaynaşsın diye. Hayata bak. Benim kızım da buraya gidiyor. Hep kızın olsun istiyordum. Annen nasıl? Karınla anlaşabiliyor mu bari? Umarım istediği gibi bir gelin bulmuştur. Sen? Sen nasılsın? Mutlu musun? Yani şey, yolculuk nasıl geçti? Memlekete dönüş yani. Ya insan nereye giderse gitsin memleketinin yeri hep ayrı tabii. Doğru. Neyse ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz.
evin gelini gibisin maşallah. Arkadaşına yardıma geldin herhalde. Dostluklar böyle günler için değil midir anneciğim? Yani iyi günde kötü günde. Evlilikler gibi yani. Fırsat bu fırsat diyorsun. İyi. Hadi kolay gelsin. Kötü gününde yanında olmak istedim ama neyse ki Betül burada. Kızı çok umutlandırmışsın. Sana kendini göstermek için her şeyine koşturuyor. Ne oldu, kıskandın mı? Betül'ü mü kıskanacağım? Sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Ne tutacaksın, ne bırakacaksın. Azıcık uzaklaşınca panik olacaksın. Ne zaman gelmek istesem kaçacaksın. Hı? Ben buraya destek için geldim. Beni eleştir diye değil. Ya benim senin desteğine ihtiyacım yok. Asıl şefkat arayan sensin. Yenildin, azmedemiyorsun. Bu kadar basit. Kim yendi beni? Sen mi yendin? Ferit mi? Yoksa Ayşe mi? Kime yenildim ben? Git buradan. Ne oldu? Heyecanlandın. Hande, defol git. Tamam. Gidiyorum. Ama kapısında köle olacağın birine kapıyı gösterdiğin için pişman olacaksın. Hapiste diyemedim. Seni gelip alırım gider beraber söyleriz diye düşünmüştüm. Ya abim ne yapacak duyarsa evlendiğini? Baha benim yüzümden hapiste evet. Ama niye anlamıyorsun Seda, öyle bir şey yok. Ya biz Baha ile arkadaşız, dostuz, kardeşiz. 18 yılla yargılanacakmış, haberin var mı senin? Ne? Ne 18 yıl? Ya yaraladı adam ölmüş. Dün seni aradım, telefonun kapalı. Avukat da ulaşamamış. Ya yanına geleyim de ne yapabiliriz diye bir konuşalım dedim. Dedim ama sen çoktan kaderine terk etmişsin abimi. O sekizim mi? Ya 18 yıl. Seda! Seda! Seda dur! Sakın. Sakın abimin kafasını daha fazla karıştırma. Böyle olsun istemedim ki. Avukat hanım merhaba. Ben Ayşe. Bahın'ın amirini yeni öğrendim. Telefon bozuktu. Bahın'ın acil bana ulaşmasını sağlayabilir misiniz lütfen? Onunla konuşmak istiyorum. Hoş geldin Azade anne. Hoş bulduk. Kusura bakma geciktim. Çiftliğe baş sağlığına gittim de. Ben de yeni geldim sayılır. Aslında ben sizi fabrikaya davet edecektim ama yeni ortaklıkla ilgili işler uzayınca burada görüşmek istedim. Kusura bakmazsınız değil mi? Yok canım, ne kusuru. Tekrar hayırlı olsun ortaklığımız. Sağ ol. Ben malum durumdan dolayı biraz çekiniyorum görüşmeye. O kızla Ferit'i yan yana görünce çok kötü oluyor. Bugün çat kapı Seda diye bir arkadaşı geldi ona. Ayşe'yi Sancakzadeler'de çalışıyor sanıyormuş. Ayrıca söyleyemediği bir şeyler vardı. Ben de Kerim taktım peşlerine. Nasıl?
musun ya? Yok ben eminim bu evlilik gerçek olamaz. Kız damdan düşer gibi geldi düğüne. Ferit seni gerçekten o kızla aldattı mı Hande? Ben onu tanırım. Böyle bir şey yapmaz. Hele düğünden önce. Sana değil, hiç kimseye yapmaz. Öyle bir kıza da aşık olmaz. O kızla arasında gerçek bir şey yok. Yalan hepsi. Peki ya sen Hande? Sen Ferit'e böyle bir şey yaptın mı? Bana böyle bir şey nasıl yakıştırırsınız Azade anne? Ben çocukluğumdan beri Ferit'i istiyorum. Şimdi de öyle. Karışık işleri sevmediğimi bilirsin. Yok diyorsan her şey daha kolay çözülür. Yok öyle bir şey. Seda denen kız mammayı çözebilir. Bence de. Kahve içer misin? Olur. Arkadaşlar günaydın. Abi. Ha? Hayırdır? Bir hali var sende. Yok bir şey yok. Ne hali olacak? Ne adamsın ya. Ebru'yu gördüm. Ebru'yu? Almanya'dan kesin dönüş yapmışlar. Ügen'in yaz okulu var ya. Çocuğunu da oraya yazdırmış. Allah Allah. Ne hissettin görünce? Yani o manada bir şey hissetmedim de. Ne bileyim oğlum insan yine de bir garip oluyor ya. Hani böyle uzun zaman sonra bir tanıdığına kavuşursun ya. Böyle çok şey biriktirmişsindir içinde anladın? Ona böyle anlatmak istersin işte benim başıma şu geldi. Bak şöyle de bir şey oldu. Sonra uzun uzun susarsın. Sonra bir çay içersin bakışırsın. Yani öyle de değil de biz sadece merhabalaştık. Anlamadım ki. Sen en güzel yıllarını geçirdin abi onunla. İçimdeki kocaman sessizliği fark ettim anladın mı? Kimim lan ben? Ferit. Yani içime çekilmişim. Dinleyenim yok benim. Bir tek sen varsın. Şey de değil böyle insan düşünüyor ya ne aşıkmış. Öyle bir istek de değil, öyle bir arzu da değil. Başka türlü bir şey. Yani böyle... Neyse saçmalıyorum işte ya. Bakma bana. Sen ne yaptın? Ayşe ile nasıl gidiyor? Anlat. İçimdeki kocaman sessizliği unuttum desem. Vay kardeşim benim. Baha sen misin? Ben senin aramanı bekliyordum. Avukat haber gönderince... ankeşörde de sıra vardı anca geldi sıra. Durumu yeni öğrendim. Seninle konuşmak istedim. İyi misin? Ayşe sen evlendin mi? Bunu benden duymanı istiyordum ama duymuşsun. Hapiste zaman... sadece seni düşünerek geçiyor biliyor musun? Senin niyetin ne Ayşe? Beni öldürmek mi istiyorsun? Baha bana böyle şeyler söyleme ne olur. Ne olur böyle deme. Evlenmek için hapse girmemi mi bekledin? Ben sana yanlış bir şey yapmadım. Sana bir kez bile umut vermedim. Yavaş ol birader. Biz de konuşacağız. Say. Benim hayatım.
Benim hayatım kaymış. Kes o sesini. Kes sesini. Senin zırlamanı mı dinleyeceğiz lan burada? He? Kalk. Geç. Yat ranzamda. Bana bak. Sakın sesini çıkarma. Kapını patlatırım seninle. Ayşe. Ağlıyor musun sen? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Var bir şey. Telefonda sesin kötü geliyordu zaten. Anlamıştım bir şey olduğunu. Seda nerede? Gitti. Niye gitti ki? Misafir ederiz, biz de ağırlarız diye düşünmüştüm. Ne oldu? Senin canını yakan bir şey var. Çok üzülüyorsun. Belli oluyor. İstanbul'da bıraktığın bir kalp yarası mı var yoksa? Ya arkadaş. Hem sözleşmeyi al gibi soru sormak yok yazdırıyorsun. Hem de peş peşe sorular soruyorsun bana. Yeter ama ya. Tamam. Tamam kızma, özür dilerim. Ya nasıl kızmayayım ya? Ben anlaşmaya uymak için arkadaşıma tek kelime edemedim. Ama senin sorularına çat 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 cevap vereyim, öyle mi? Sen de bana soru sorma. Sorma ya. İyiyim ben, merak etme. Tamam. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tamam, edelim. Söz veriyorum bir daha sana soru sormayacağım. Hadi şu gözünün yaşını bir silelim. İstemiyorum, iyiyim. Bir şeyim yok. Peki. O zaman... İzin verirsen seni güzel bir yere götürmek istiyorum. Hem keyfin yerine gelir belki. Kalk hadi kalk. Benim buradan çıkmam lazım, bana bir akıl ver. Sana bir akıl vereyim. Bana akıl ver. Tamam. Sana akıl vereyim. Bana bak ulan. İkileri beni uykumdan uyandırıyorsun. Üçüncüsünü de yaparsan seni delerim, haberin olsun. Artık yavuk buna mı gidersin? Hastaneye mi gidersin? Yoksa mezarlığa mı gidersin? Orasını sen hesap et. Dellendirme lan beni. Tamam Kerim, çıkabilirsin. Sultanım. Oğlum. Nasıl gün ama? Müthiş değil mi ya? Hava da esiyor. Mis gibi. Hem de ne ferahlık var. Otur bakalım seninle. Bir süvari içelim. Ayten. Buyurun hanımım. Oğlumla bana iki süvari yap. Akşama da güzel bir sofra hazırlayın. Kutlamamız var. Tabii hanımım. Neyi kutluyoruz babaanne? Gel şöyle gel. Neyi mi kutluyoruz? Baban yeni şirketin genel müdürü oldu. Aa, oldu mu iş? Ya çok sevindim. Dur kızım, tamam dur. Yarın toplantı var, daha ortada bir şey yok. Olmuştur, olmuştur. Oldu kızım, oldu. Toplantı falan formalite. Ay çok heyecanlı. Sağ ol. Afiyet olsun.
Masa getireyim mi? Koş, koş getir. Sen bana ne kadar babalık yaparsan yap, insanın kendi kanından öz babası gibi olmuyor. Ne zaman kendimi kaybetsem, kafam karışsa hemen fırtınaya sığınırım. O beni kurtarır. Binmek istiyorum. Binemezsin, bindirmezsin. Ayşe dikkat et. Ayşe. Bak çok hırçındır lütfen. Fırtınam. Hadi. Hadi. Ayşe dikkat et. Kalpte bir arasın sen. Aferin evladım. Aferin. Aferin fırtınam. Aferin evladım. Tebrik ederim. Çok iyiydin. Binerim demiştim. Tamam. Bırak bana. Fırtına hayatında ilk defa benden başka biriyle bağ kurdu. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. Başta korktum biliyor musun? Ya üzerinden atarsa dedim. Sonra bir cesaret geldi. Özgürlüğü hatırlattı bana. Unutmuşum. Dört nala koşmak istedim. Zincirlerimi kırmak ister gibi. Bazen dört nala koşarken hayatımızın kontrolünü kaybediyoruz. Dizginler elimizden kayıp gidebiliyor. Ayşe bence kalbinin sesini dinle. O ne söylüyorsa onu. O ne demek şimdi? Seni buraya ben zincirledim. Bunu yapmaya hakkım yok. Kendini bana mecbur hissetmeni istemiyorum. O yüzden ne istiyorsan onu yap. Özgürlüğüne ver. Gitmek istiyorsan git. Oğlum. Tamam. Yaman oğlum, şu çizmeleri giy de tezekleri temizleyiver.
Çok iyi geldi. Ona dokunmak, onu hissetmek. Onunla bir olmak. Onunla bir olduğunu hissettiğin an sanki bütün dünyayı arkana alıyorsun. Onun nefesini senin nefesine dönüştüğü an. İnanılmaz bir duygu. Evet. Etkilendim. Bir duman var ama bir yer mi yanıyor acaba? Yaman! Yaman! Gel Bahtiyar. Gel otur şöyle. Oğlunu bırakıp gidemiyor. Babalık böyle işte. Ölüp gidene kadar evlat bekçiliği. Bugün bana... Sen ne kadar bana babalık yaparsan yap... Yine de insanın kendi öz babası gibi olmaz dedi. Bu oğlan ne zaman öğrenecek hakikati? Konuşmayı düşündün mü onunla? Evlat ateşi ciğer yakar. Başka da bir şeye benzemez. Bekledikçe harlanır. Seyis öldü. Artık onu burada kimse tutamaz. Zaten geçenlerde istifasını da verdi. Yılkı atı gibi. Bazen Ferit'ten bile daha deli damarı var. Annesi de böyleydi. Onu burada tutmak için mutlaka benim bir şeyler yapmam lazım. Mutlaka. Yaman! Ayşe sen burada dur. Yaman! Yaman içeride misin? Yaman! Gel. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Geçmişimden kurtuluyorum. Sırtımda ne kadar yük varsa tek tek yakıyorum oğlum. Rebe yabanı da öldürüyorum. Sen de bunu istemiyor muydun? He? Lan yeter lan yeter. Yeter oğlum kendine gel. Böyle mi cezalandıracaksın kendini? Sen ver oğlum cezamı. Sen ver o zaman cezamı. He? Vur bir tane bana. Bana bir tane şöyle vur oğlum. Ferit. Vur bir tane bana. Oğlum bana şöyle bir tane vur. Ferit! İyi misin? Yeter lan! Ferit! Yeter! Ferit lan! Kendine gel oğlum! Yapma! Kendine gel! Yapma diyorum! Niye kavga ediyorsunuz? Ferit! Oğlum! Yaman! Evladım! Kalk bakayım! Kalk! Ne yapıyorsunuz? Yangın! İtalya'yı çağır! Çabuk! Çabuk! Nasıl çıktı bu yangın? Ben çıkardım! Ben! Ben! Yaman! Kendine gel oğlum. Kendine gel. Baba, acıdan ne söylediğini ne yaptığını bilmiyorum. Gitme üstüne. Hadi gidelim. Gidelim. Yaman, anlat bana. Ne oldu anlat. Anlat. Bu ev gibi benim de hayatım yanıp kül oluyor Bahtiyar. Mutlaka onu kurtarmak için bir şey yapmam lazım. Böyle olmayacak. Onu kaybedemem. Onun için mutlaka bir şey yapmam lazım. Thank you.
koca kız oldun ha. Yanına da sığmıyor. Sen var ya, sen hap bu kadardın. Ya sarçam diye severdin sen de. Canım kızım. Gel bakayım. Oh. Ooo. Baba kız ne yapıyorsunuz siz burada? Bana seslenmiyorsunuz. Ya ne var? Şurada baba kız iki dakika vakit geçiremeyeceğiz mi? Allah Allah. Ben ne oluyorum? Sen babasıysan ben de annesiyim. Hadi yer aç. Ben de gelirim. Gel. Yer aç. Aynen geldim. Oh. Şaka maka bu Ayşegen'in gelmesi iyi oldu ha. O neymiş? Anan kıymetimizi anladı da o yüzden. Ay tez zamanda gitmez inşallah da biz de biraz daha nefes alırız. Bence Ferit amcam Ayşe ablamı hayatta bırakmaz. Aşık oldu bence ona. Geçmiş olsun babaanneme de. Sen aşkı nereden biliyorsun? Sen aşkı nereden biliyorsun? Yıllarda. Kitaplardan biliyorum. O romanları boşuna okumuyorum ben. Kitaptan biliyorum ben. O romanlar dediğim var ya, aşk işte oralarda olur. Gerçek hayatta fasafiş var, anladın mı hanımefendi? Sen babana güven. Kalbi taş olana aşk da fasafisi olur tabii. Ay ne adamlar var aşkından ölüyorlar. Kadınların kapılarında sabaha kadar enik olup bekliyorlar. Bak hareketlere bak. Anana da mı okutuyorum kitapları? Şunun bir hareketlere bak ya. Yapma. Ruhsuz bu ya. Ruhsuz. Kızım sen beni dinle. Aşık olmadan kimseyle evlenme tamam mı anneciğim? Tamam. Bir tane getirin ya. Vallahi. Bulun birini getirin. Benle de tanıştırın. Tamam sakin ol. Bulmayacağım birini ya kızma. Yo vallahi bulun birini ya. Tamam kızma bulmayacağım. Ben sana hiç kızar mıyım kız? Gel bakayım buraya. Ya. Gelsin de. Gel. Oy. Ya ben hani geçen gün öyle bağırdım. Ağır laflar falan da ettim. Özür dilerim. Dileme. Tamam. Haklı olduğun zaman babandan bile özür dileme. Sen benim gibi olma. Gel bakayım. Canım kızım. Gel kızım. Yemeğe gelmedin de. Hı, anladım. Geç geleceksin yani. Peki, iyi geceler. Adnan? Ne bu halin? Oh, yavaş. Gel. Ne oldu sana? Ama yavaş. Gel. Gel, geç otur şöyle. Geç. Geç otur şöyle. Ben sana bir kahve yapayım da kendine gel. Azade seni böyle görmez. Ferit, Ferit iyi misin? İyiyim, yok bir şey. Bak bana. Dudağın kanıyor. Yok bir şey dedim. Dur bekle olmaz.
var denizde kaybolursun. Bir yokuş var içimde yorulursun. Yalanlar var dünce. Yarısı var ya Elia. Kalp yarısı. İnsanın konuştuklarıyla değil, suskunluğuyla kanıyor. Suskunluğuyla. Adnan. Daha iyisin, hadi kalk. Bekletme karını. Seni. Telefonlarıma cevap vermedin bir türlü. Bırak. Dur. Bırak beni. Adnan dur. Adnan dur. Ah Adnan. Ah Adnan ah. Sen beni unutmuşsun. Ben bırakmayı bilmem. Korkmayı bilirim. Korkularımla güçlendim ben. Kuralları boğdukları için kuralcı oldum. Senin yanında korkmadım. Sen yanımda. Çocuklarım etrafımda olmazsa yaşayamam. Çocukken bu sınıf kurallarının dışına çıkmayan biri. Bırakmayabilirim. Bilmez. Ben seni bırakmam. Adnan. Bırakamam. Sen de beni biraz da boş bırakma.
Ayşe, 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 Ayşe. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Canım benim. Lan, boynuz mu yedin lan sen? Öyle bir iyice anlat derdini bakayım. Boynuz boynuz yemedim. Sevdiğim kız beklememiş, sadece başkasıyla evlenmiş. Kadın ne yapsın cezaevindeki adam? Senin çirkin fotoğrafını koynuna alıp mı uyuyacak ha? Bak sen ne yap biliyor musun? O kızın adını avucuna yaz. Böyle arada oku oku avucunu yala. Belki çıkana kadar aklın başına gelir ha. Günaydın. Günaydın hanımım. Siz bırakın. Siz bırakın da bugün mutfağı gelin hanıma emanet edelim. Ayşe Hanım, Antakya gelini olmak kolay değildir. Gelin dediğin marifetinden, hizmetinden belli olur. Hadi bakalım. Şöyle ağızlara layık bir sofra donat da görelim senin marifetini, hünerini. Tamam o zaman. Hepinizi dışarı alayım. Çıkın. Kolay gelsin Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Ah, taktın mı kravatını? Bence bu gömleğine daha uygun. Bütün eşyalar yanmış kül olmuş. Yazık. Babasının öldüğü gün hem de. Acaba bilerek kendisi mi çıkardı diye bu yangını düşünmeden edemiyorum. Ona bir şey olmamış ya. Önemli olan bu zaten. Her zaman söylerim. Bu çocukta karanlık bir şeyler var diye. Yattığı yeri yakan koca fabrikayı... Bir türlü barışmadı Yaman'la yıldızınız. Benim Yaman'a güvenim sonsuz. Adnan.
falan yokken söyleyeyim de. Çocuk genel müdürlük için çok heyecanlı. Toplantının en başında halledin şu görevlendirme işlerini de. İçi içini yemesin. Şimdi saatler sürer sizin şu kurul işleri. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Günaydın anneciğim. Annem günaydın. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Yeni gelin maalesef ilk sınavdan sınıfta kaldı. Ayşe Hanım. Buraya geldiğinizden beri hiç böyle şeyler yediğimizi gördünüz mü? Hayır görmedim. Onun için yaptım zaten Azade Hanım. Sizin için bir değişiklik olsun istedim. Güzel düşünmüşsünüz de mutfağımıza getireceğiniz değişiklik hem lezzetli hem de sağlıklı olmalı. Eline sağlık kızım. Çok iyi yapmışsın. Yumurtalı ekmeğe bayılırım. Uzun zamandır da yemedim. Annem rahmetli bunu çok güzel yapardı. Anlam. Annenin yaptığı marifet olsaydı bu yaşta kolesterolü yükselmezdi. Hem Ferit böyle yağlı şeylerden nefret eder. Ayşe Hanım. Misafir geldiğiniz evin düzenine ihtimam gösterseniz iyi olur. Ben bu evde misafir değilim Azade Hanım. Oğlunuzun eşiyim. O yüzden siz bana ihtimam gösterirseniz çok iyi olur. Ayten. Kaldır şu tabakları da her zaman kullandıklarımızı getir. Kezban. Sen de şunları kaldır da yiyebileceğimiz doğru dürüst bir şeyler getir sofraya. Kezban Hanım bir dakika kaldırmayın. Ben onları kapıdaki kedilere vereceğim. Belki onlar beni takdir ederler değil mi? Ablacığım ben onu alayım. Benim de canım çekti. Yani yemek isteyen olursa buyursun alsın yesin. Bir tane de ben alabilir miyim lütfen? Tabii tabii. Hemen. Ver şunu abi. Teşekkür ederim. Tamam artık. Kesin bu saçmalığı. Ben sana ne dedim Kezban? Kaldır hemen şunları. Size afiyet olsun. Tekrar eline sağlık kızım. Ben şirkete geçiyorum. Siz de geç kalmayın olur mu? Afiyet olsun. Sağ ol anne. Afiyet olsun. Ay ekmekler de mis gibi koktu ya. Canım çekti. Anneciğim bunu yemek için miden çok yürek lazım. Ye. Hadi kaldık. Allah'ım kendime inanamıyorum ya. Hayır zaten derdim başımdan aşkın. Bir de kayınvalide kahri çekiyorum ya. Kızım sen Ayşe'sin ya. Kendine gel. Takılma bu kadar. He de geç. Ya sanki konağın gerçek geliniz. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun ya? Evet. Yalnız anneme iyi res çektin ha. Tebrik ederim seni. Bu arada ben seni takdir ediyorum. Haberin olsun. Yumurtalı ekmek harika olmuştu. Eline sağlık. Yani sağ ol. Annen de o kadar üstüme gelmeseydi ama. Nasıl olmuş gömlek? Yani rengi falan. Güzel. Sevdiğim bir renk. İyi seçim olmuş. Sağ ol. Ben de hazırlanayım. Bence o.
Bence bu sana çok yakışacak. Hadi giy, hemen hazırlan. Annem yeni bir hamle yapmadan kaçırayım seni konaktan. Vallahi iyi olur. Şöyle bir güzel gezip dolaşıp Antakya sokaklarında kaybolmak istiyorum. Yok yok, kaybolmak yok. Anlaşmamız bitene kadar seni kaybetmek istemem. Başlık parası boşa gider diyorsun yani. Hadi giyin. Bekliyorum. Vermedin, gördüm. Konuşmamız lazım ama burası uygun bir yer değil. Konuşacak bir şeyimiz yok. Arkadaşınla tanıştım bugün. Seda. Dedikodunu yaptık biraz. Neden buraya geldik? Konuşacak başka bir yer yok muydu? Seda sana ne anlattı bilmiyorum. Ama lütfen bizim hayatımızdan uzak dur artık. Bir insan istenmediği yerde bu kadar kalmamalı. Ayşe, sizin evliliğiniz öfkeyle alınmış bir karar. Benim canımı acıtmak için aniden yapılmış bir hamle sadece. Madem bu kadar eminsin, o zaman sen cevap ver. Ne yaptın Ferit'e? Neden bu kadar öfkeli sana? Kötü bir ana şahit oldu. Birinin beni zorla öptüğünü gördüm. Ve onu aldattığıma inandı. Zorla olduğunu, direndiğimi söyledim ama inanmadı. Gitti hırsından, kızgınlığından düğünümüze seni getirdi. Güldürme beni Hande. Senin gibi bir kadın istemediği bir duruma düşer mi? Hem zor durumda olsaydın Ferit sana yardımcı olmaz mıydı? Düşer. Benim gibi bir kadınla bu duruma düşer. Ayrıca canı yanan, sevdiğini kıskanan bir erkeğin o an neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Kendini bir benim yerime koysana. Bir kadın kimi istiyorsa ona gitmez mi? Ben Ferit için neden bu kadar kıvranıyorum sence? Bilmem. Ona sen cevap ver. Pişmanlık ya da hırs yüzünden olabilir mi? Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Kaç, kurtar kendini. Bu oyuna daha fazla alet olma. Bir hırsın, kıskançlığın kurbanı olma. Ben kurban değilim. Bir karar verdim. Ferit'le evlendim. Sen de kaçan balığın arkasından yanma artık. Mutsuzluk üzerine inşa edilmiş bir evin çatısı mutlaka çöker Ayşe. Sen Ferit'in bana aşık olduğunu görmeyecek kadar kör müsün? Ben onun yüzünü ezbere biliyorum ya. Sevincini, kızgınlığını, endişesini, gözlerinin içindeki ışıltıyı, hüzününü ben biliyorum. Gerçek aşk bu çünkü. Bizim aşkımız. Anlamıyor musun? Hiç mi kadınlık gururun yok senin? Gerçek aşk nedir biliyor musun? Vazgeçmeyi bilmektir. Acıyla baş etmesini öğrenmektir. O yüzden boşa dil dökme bana Hande. Peki. Öyle olsun. Bu arada merak etme, arkadaşın Seda ile görüşmedim tabii ki. Ben şimdi işe gidiyorum. Sen burada kal, doğayla baş başa düşün. Gerçek aşk vazgeçmek mi? Yoksa onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi? Kaçırdım otobüsü. Bir sonraki ne zaman onu soruyorum. Tamam, hemen kontrol ediyorum hanımefendi. En erken yarın var. Ya iyice bir baksanız lütfen. Bakıyorum hanımefendi ama maalesef yarın en erken. Yarın mı? Evet. Yok artık ya. Uçakla gidersin sen de canım, ne var? Hande ben. Sen de Seda'sın herhalde. Ayşe'nin arkadaşıymış. Kimsenin arkadaşı değilim ben. Abim için geldim, şimdi de gidiyorum. Bir dakika. Bu abin nesi oluyor Ayşe'nin? Hadi oyalama beni, hadi. Dur ya, dur dur. Uçakla gönderelim seni. Uçakta yer yok. Ne demek yer yok?
Sen bizim misafirimiz sayılırsın. Her kimliğini halledeyim hemen. Alo. Bu Seda'nın abisinin Ayşe ile bağlantısı neymiş hemen öğrenin. Vaktim kalmadı benim. Kusura bakmayın geciktim. Evet Hande Hanım da geldiğine göre artık toplantıya başlayabiliriz. Esasen yeni kurulan şirketimize genel müdür seçeceğiz bugün. Sinan ayağa kalkar mısın lütfen? Tabii. Alabilirsiniz. Şimdi size diğer adayımızı tanıtmak istiyorum. Kendisiyle konuştum, ikna oldu. Genel müdür için diğer adayımız Yaman Bey. Şimdi isterseniz oylamaya geçelim. Sinan Bey genel müdür olsun diyenler. Yaman Bey genel müdür olsun diyenler. Sinan Bey de Yaman Bey de üçer oy aldılar. Ferit oğlum zor durumda olduğunu anlıyorum. Çekimser olmayı tercih ettin sanırım. Hayır baba. Çekimser değilim. Benim oyum da Yaman Bey'e. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Öyleyse tebrikler. Yaman. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrikler. Ferit Bey pardon çıktınız hemen. Sizi görmedim. İskenderun fuarı için otel rezervasyonu yaptım efendim. Yarınki programın çıktısını da verecektim size. Peki efendim. Şu çiftliği bir de ben alayım. Sekreterler soru sorulduğunda anında cevap verdikleri için maaş alırlar Fulya. Üzgünüm Hande Hanım. Ferit Bey'in izni olmadan... İşte işine saygılı biri. Kolay gelsin. Abi. Abi.
Abi, dinlemeden çekip gidecek misin böyle? Ne anlatacaksın lan? He? Ne anlatacaksın oğlum? Aynı anadan doğmamıza rağmen Yaman benim için daha kıymetli mi diyeceksin? Ne anlatacaksın? Anlat lan! Abi, abi yapma böyle. Bu kıymet meselesi değil ki. Ne meselesi? He? O mu senin kardeşin, ben mi senin kardeşim? Ulan bu genel müdürlük meselesini ne zamandır hayal ettiğimi biliyorsun. Ayıp be Ferit. Vallahi ayıp. Biliyorum abi, biliyorum. Ama mecbur kaldım. Lan neye mecbur kaldın? Neye mecbur kaldın? Söyle bana. Özür dilerim abi. Şu an neden böyle yaptığımı sana açıklayamam. Açıklayamazsın. Ben karıma kızıma nasıl açıklarım? He? Müge kendi babasına ihanet edenin öz amcası olduğunu öğrenince ben ona ne derim? Söyle bana, bir akıl ver kardeşim. Hadi. Abicim ya ne ihaneti abi, olur mu öyle şey? Siz benim başımın tacısınız. Bu amca abi ihanet meselesi değil. Niye anlamıyorsun beni? Ben bugün hayalleri yıkılmış bir kadının kocası, bir kızın da babasıyım. Sen bunu niye anlamıyorsun? Eyvallah kardeşim. Senin canın sağ olsun. Yapma abi. Ters köşe yaptın. Neyin peşindesin yine kahraman? Ulan. Ulan. Güç istiyordun. İtibar istiyordun. Para istiyordun, para. Al sana fırsat. Şimdi hangi aşkı, hangi dostluğu istiyorsan git satın al. Bak bakalım parayla oluyor muymuş o işler. Fırtına, güzel gözün, nasılsın? İyi misin? Al bakalım, bu senin. Ferit'in neden kaçıp kaçıp senin yanına geldiğini şimdi anladım. Sen huzur veriyorsun çünkü. Değil mi? Ne? Ama ben huzurdan da korkar oldum Fırtına. Ne zaman kendimi iyi hissetsem başıma kötü bir şey geliyor. Çok sıkışmış hissediyorum Fırtına. Ama sen bana çok iyi geliyorsun. Seni çok seviyorum o yüzden. Gel bakalım buraya. Al bakalım bu senin. Gel gel gel. Aferin sana, gel. Ben onun yüzünü ezbere biliyorum ya. Sevincini, kızgınlığını, endişesini, gözlerin içindeki ışıltıyı, hüznünü ben biliyorum. Gerçek aşk bu çünkü. Bizim aşkımız. Hoşça kal. Üzerine inşa edilmiş bir evin çatısı mutlaka çöker Ayşe. Sen Ferit'in bana aşık olduğunu görmeyecek kadar kör müsün? Ferit seni saçma sapan bir oyuna meze ediyor. Kaç, kurtar kendini.
Bu oyuna daha fazla alet olma. Bir hırsın, kıskançlığın kurbanı olma. Aşkım Hande, sonsuza dek. Ayşe. Kolay gelsin. Sen niye zahmet ettin? Ayten yapardı. Yoksa Azade Sultan bu sefer de ütü yapma görevi mi verdi? Kimse görev falan vermedi. Sıkıntıdan. Yine neye sıkıldı canım? Ne oldu? Ha, ben anladım. Kocan İskenderun'a gidiyor diye üzülüyorsun. Bir saatlik yol canım, üzülme. Hemen gidip döneceğim. Başkaları yokken oyun oynamamıza gerek var mı? Başkaları yokken ütü mü yapmana gerek var mı? Yardım etmek istedim sadece. Ayrıca hayatım rolden ibaret değil benim. Etten kemikten yaratıldım. Ruhum var benim. Ne güzel. Ama değişiksin. Tamam hadi kızma. Gel aşağı yemeğine. Sen in. Ben gelirim. İniyorum. Bekliyorum. İn. Herkese afiyet olsun demeden önce bir şeyler söylemek istiyorum. Biz dün kendi aramızda küçük bir kutlama yaptık. Ama bugün bütün ailemiz bir aradayken oğlumu tebrik etmek istiyorum. Bugüne kadar büyük başarıyla gelen şirketimizin bundan sonra da Sinan'ım sayesinde şahlanacağına eminim. Anneciğim, ben de eminim. Kocam çok bekledi. Ama bu beklediğine değdi, değil mi? Öyle oldu. Çok bekledim. Ferit. Öyle değil mi Ferit? Öyle değil mi baba? Öyle değil mi? Neler olduğunu siz anneme anlatmak ister misiniz? Ha baba? Genel Müdür Yamanoğlu. Şaka yapıyorsun herhalde. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Yaman kim? Kim oluyor Yaman? Kim oluyor da şirketin başına geçiyor? Birden Sinan Hanım'ın hakkını nasıl yersiniz? Adnan, nasıl yaparsın bunu Özoğlu'na? Onlara kızım anne. Kendi babam, kendi kardeşim. Bana güvenmedi. Haklılar. Niye biliyor musun anne? Senin yüzünden.
ben Sinan Sancakzade'ye, annesi tarafından yönetilen bana, kendi ergen kızına bile babalık yapamayan bir gerizekalıya koca şirketin yönetimini vermekten korktular. Sinan. Haklılar. Ben buyum işte. Oğlum. Sağ ol anne. Çok sağ ol. Sinan. Anne. Kızlar biz dışarıda yiyelim mi? Oğlum. Anne. Yapma. Ne olur. Bu evde üvey evlat gibisin demiştim sana. Anne, görmüyor musun babamın aynısını? Baba, biz de yemeğe gidelim mi? Hı? Babaanneme inat. Hadi gidelim. Yazıklar olsun. Senden hiç beklemezdim. Babamın adını taşıyor Sinan. Eline sermaye sayan rahmetli babamın. Onun da mı hatırı yoktu? Ben senin babanın hazır sofrasına oturmadım Azade. Onun 3 kuruşluk sermayesini dikimle tırnağımla bugüne getirdim. Ata yadigarı dediğin bu konak var ya, bu konak, onu ben kurtardım. Beni konuşturma. Senden tek bir şey istiyorum, benim işime karışma. Eğer holdingi yöneteceksen, beğenmiyorsan beni, geç başına ne istersen yap. Anlaşıldı mı? Baba. Baba iyi misin? Üzülmeyin. İnsanın kavga edeceği, sistem edeceği bir ailesinin olması bile güzel. Biri teselli etmek sana mı düştü? Boyundan büyük laflar etme. Azade Sancakzade'ye akıl vermek kimsenin haddi değil. Kıyamet kopuyor yine bizimkilerde ya. Azade çıldırmış. Oğlu dururken Yaman'ı genel müdür yapmış benim güzel abim. Bediye. Ne oldu ya? Nereye daldın öyle? Ay, yok buradayım, buradayım. Yaman mı oldu şimdi genel müdür? Hı hı. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Hakkını verir inşallah. Hal var ama dur bakalım. Ay ne hali olacak insan Allah aşkına ya. Alo. Ne haber, nasılsın? İyi misin? Rıza. Hayırlı olsun genel müdürlüğün. Bir yere ayrılma geliyorum. Tamam abi. Ben çiftlikteyim. Bekliyorum. Tamam. Görüşürüz.
Ellerine sağlık. Nefis. Bir genel müdürlük için oğlunu kırmaya değer miydi? Birileri kırılmasın diye kararlar alamam iş hayatında Azade. Yaman krizleri çok iyi yönetiyor. Çabuk davranıyor ve çalıştığı insanlara iyi söz geçiyor. Sinan da çok iyi ama biraz naif ve yufka yürekli. Onun da başarılı olduğu şeyler var. Mesela detaylarda, işleyişte, programda çok başarılı. Yani herkes için doğru kararlar aldığını düşünüyorum ben. Ama biri senin oğlu, diğeri Elin oğlu. Ferit. İyi misin? İyiyim. Pek iyi görünmüyorsun. Konuşmak ister misin? Peki. Belli ki benimle konuşmak istemiyorsun. Bir arkadaşın olsa, kardeşinin gibi sevdiğin bir dostun olsa konuşup içini dökerdin, rahatlardın belki. Yani ben olsam öyle yapardım. Hüseyin'in oğlu Yaman. O gün onun için o kadar endişelendin ki. Belli ki onu çok seviyorsun. O senin can dostun değil mi? Değil. O benim dostum değil. Kimse benim dostum değil. Tamam, kızma. İçinde çözemediğin düğümler var. Onları çözmen için yardım etmeye çalışıyorum sana. İçimdekiler seni ilgilendirmez. Sen git kendi içindeki düğümleri çöz. Önce baban, şimdi de kulübesin. Zavallının hatıraları bile yamkül oldu. Geçmiş olsun aslanım. Ucuz atlatmışsın. Genel müdürlüğü de kapmışsın.
benimle devam etmesin artık herhalde ha? Genel müdürlük bu maaş beni kesmez abi. Ben gözümü kararttım. Sen devam edelim dersen benden yana sıkıntı yok. Vallahi senden korkulur. Yani bizden yana da sıkıntı yok ama... abim duyarsa yüreğini iner zavallının. Öz kardeşi kadar yakmaz benim ihanetim onu. Yaman Adnan Bey'in gözünde kim ki? Şimdi benimkine ihanet demeyelim de ezeli rekabet diyelim. Yani iş hayatında hayat sigorta sensindir malum. Ben ne olur ne olmaz diye yarınki sevkiyatın avansını getirdim. Hayırdır? Nereye gidiyorsun kızım? İskender'in anneciğim bir şey istiyor musun? İskender'in de nereden çıktı şimdi? İş anne. Bakma öyle. İş ha? Sen onu benim külahıma anlat. Yaman'ı da genel müdür yapmışsınız zaten. Hayırlı olsun. Of. Bana bak, Yaman da gelecek mi İskender'in'e? Hayır tabii ki. Ferit geliyor ama. Ama sen hiçbir yere gitmiyorsun. Şaka mı yapıyorsun? Aç şu kapıyı. Anne saçmalama hadi. Çocuk gibi odaya mı kapatacaksın? Aç şunu. Geç kalacağım. Fatoş. Sinirlendirme beni anne. Hadi ya. Aç şu kapıyı. Bana bak Hande. Sen o at hırsızı Yaman'dan da Ferit'ten de uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Ben çocuk değilim. Ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Açar mısın şu kapıyı? Kaç yaşına geldim ya? Hem kayınvalidemle de konuştum. Haberi var gideceğimden. Kızım beni delirteceksin sen. Hala kayınvalidem diyorsun. Çocukluğumdan beri azade gibi olmak istedim biliyor musun? Çünkü benim annem bir korkak. Benim annem onun bunun gölgesi. Kocasının karşısında bile eziksilik, kendi fikri olmayan bir kadın. Hep sana benzemekten korktum. Benzetemeyeceksin beni kendine. Demek bana benzemekten korktun ha kızım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Barışalım mı? Böyle gitmeyeyim. Dargın mıyız? Dün gece kırdım seni. Özür dilerim. Önemli değil. Haklıydın. Ben unuttum bu sefer bazı şeyleri. Neyi unutmuşsun? İki yabancı oluşumuzu. 6 ay sonra buradan gideceğimi. Her şeyi. Ne zaman dönüyorsun İskenderun'dan? Yarın dönerim. Bak, eğer burada kalmak istemiyorsan benimle gelebilirsin. Anlarım seni. Yok. Yarın görüşürüz. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. Ben gideyim. Geç kalmayayım. Dökme böyle yüzünü. Gülümse. Güle güle. Efendim. Allah kavuştursun. Şimdi de röntgenciliğe mi başladın anne? Yok canım. İskenderun'a gidiyordum da haber vereyim dedim. Belki bilmek istersin. Bu ucuz numaralar sıkmaya başladı artık yeter. Git kendi dengin biriyle oyna. Benimle uğraşmayı bırak anne. Oyun moyun yok. Ben sana söylemiştim daha önce.
Ama sen anlamadın sanırım. Ben Ferit'ten vazgeçmiyorum. Şimdi ve hiçbir zaman. Eğer karısıysan gelip alırsın onu. Çünkü bu geceyi Ferit'le geçireceğim. Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam. Ferit'e sonsuz güvenim var benim. İyi. O zaman biz Ferit'le baş başayken sen film izle. Bak burada güzel bir film var. Gerçek bir hikaye. Sağlam. Puan da yüksek. Al. İyi seyirler. Leman. Sinan nerede? Kahvaltıya da gelmedi. Bilmiyorum. O çıktı. Bana da nereye gittiğini söylemedi zaten. Ya o söylememiş olabilir. Kadın dediğin kocasını merak eder. Arkasını kollar. Bir ara bakayım. Neredeymiş? Ne yapıyormuş? Bir öğren. Bak burada güzel bir film var. Gerçek bir hikaye. Rastgele büyük balıkçı. Pek de rast gelmemiş galiba. Bugün işler kesat ha? Kaçıyor meretler. Kısmetimizi dere kenarında arayalım dedik. Gene yok, gene yok. Maksadım balık tutmak olmayınca... balık da av olmak istemeyebilir değil mi? Ne koydun sen bu oltanın ucuna bakayım? Bakayım şuna. Zaten üstünde bir şey kalmamış bunun. Hah. İşte bu işin en iyisi solucandır. Tamam mı? Şimdi at. Sen çocukken de böyleydin biliyor musun? Birimize küstüğün zaman soluğu dere kenarında alırdın. Sonra pamuk gibi dönerdin eve. Tabii biz dere kenarında pamuk olalım. El alemin oğlu... anamızın babamızın okyanusunda balina avlasın. Sinan, iş hayatı acımasızdır oğlum biliyorsun. Baba yapma. Bak annenle bizim durumumuza. Eğer ben hayatım boyunca eşek gibi çalışmasaydım... annem benim gözümün yaşına bakmazdı. Ben paranın kölesiyim, o efendisi. Şimdi söyle bana kim patron? Mesele bu mu baba? He? Baba mesele patronluk meselesi mi? He? He baba? Baba bana en fazla dokunan ne biliyor musun? Benim öz babamın, öz kardeşimin benden daha çok başka birine güvenmesi. Baba beni en çok yaralayan bu. Baba yapma. Yapma baba. Yapma ne olur. Oğlum. Sancaksadelerin her şeyi sizin. Bunu biliyorsun. Bu genel müdür meselesini bu kadar kapan atar. Hadi bakayım. Balık vurmaya başladı. Hadi çek. Sinan hadi kaçacak balık. Çok ağır. Şansa bak işte. Görüyor musun bugün kısmet. Sinan.
Ayşe'cim. Hande verdi değil mi o görüntüleri sana? Evet. Görüyorsun değil mi? Pes etmeyeceğim, kara kedi gibi aranızda yaşayacağım diyor. Ya umurumda değil Vedi abla. Ne yapıyorsa yapsın. Sence bir kadın pençelerini hangi günler için saklar Ayşe? Hı? Evet, sen de izni öğren. Cezaevindeymiş. Tamam, konuşuruz. Şimdi yaktım seni Ayşe. Hoş geldin senden. Hoş bulduk. Sizden küçük bir ricam olacak. Hay hay efendim. Çocukken babamların kurallarından kaçıp bizim bahçeye gelirdim. Ağaçtan meyve yerdik gizlice. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? Senin o güzel elbiselerin kirlenmesin, babandan azar işitme diye ağaca hep ben tırmanırdım. Hep ben kirlenirdim. Ben azar işitirdim. Ben yaralanırdım. Azade. Bak şimdi de kızım yaralandı. Ben onun gidişatını hiç beğenmiyorum. Ne olur ona öyle yalan yanlış akıllar verme. O ne biçim söz Kader? Hande benim de kızım sayılır. Ne demek yalan yanlış akıllar? Yani anlamıyor musun? Hüseyin Ayşe'nin yaralanma davasını zar zor kapattı zaten. Ne olursun yani kızım elden gidiyor. Yalvarırım dur artık azade. Hande dertleşmek için bana geliyorsa senin bir durup düşünmen gerekmiyor mu Zümrüt? Yani o ne demek şimdi? Şimdi sen benim iyi bir anne olmadığımı, kızımı iyi yetiştirmediğimi mi söylüyorsun? Yok canım. Ben ne yapıyorsam senin eksikliklerini kapatmak için yapıyorum. Senin zamanında Hande'ye veremediğin akılları veriyorum diyorum. Hepsi bu. Yeter artık azade. Senin oğullarına verdiğin akılları da görüyoruz. Biri ördek yavrusu gibi peşinden gezer. Diğeri koluna birini takar getirir karım der. Seni ezer geçer. Sen hala bana akıl mı veriyorsun ha? Bence sen dön de kendi analına bir bak. Ayşe'cim. Ha? Vediye abla. Gel bir tane. Gel bakalım. Nedir bunlar? Evet, şimdi şunu bir giy bakalım. Sonra güzel bir makyaj yap, hazırlan. Hadi bakalım, gidiyoruz. Anlamadım, niye hazırlanıyorum? Nereye gidiyoruz? Ben bir yere gitmiyorum hayatım ama sen İskenderun'a, kocanın yanına gidiyorsun. Burada böyle kös kös oturup meydanı Hande'ye bırakacak değiliz, değil mi? Hadi bakalım, itiraz istemiyorum. Ya, Ferit'ten sevgi ya da ilgi dilenecek değilim. Ne istiyorsa yapsın. Hem benim buna hakkım yok. Ayşe'cim, sen beni çıldırtacak mısın güzelim? Başlatma şimdi hakkına, hukukuna. Sen kocanı sevmiyor musun bir tane? Ya iyi de Vediye abla, ben oraya gidersem benim Hande'den ne farkım kalır? Ne yapayım, peşinden mi koşayım? Onu sevme, beni sevme diyeyim yani. Gerek yok böyle bir şeye. Gerek var canım, kocan o senin. Bu devirde böyle kaplan gibi olacaksın. Hakkını koruyacaksın. İtiraz istemiyorum. Thank you.
istiyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Hanımım. Neredesiniz hanımım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hüseyin'e yaptığınız jesti duyunca çok şaşırdım Ferit. Ne jesti ya? Ne duydun? Hüseyin'in otel için kat be kat yüksek maliyet çıkarması ve sizin de bunu kabul etmeniz. Pardon. Efendim anne, iş toplantısındayım. Önemli mi? Evet, önemli. Sen mi izin verdin karına bu saatte dışarı çıkması için? Anneciğim, Ayşe çocuk değil. Dışarı çıktıysa bir işi vardır demek ki. Benden izin almasına gerek yok. Ne yani? Gece yarısı bu saatte gizli saklı dışarı çıkmasına ses etmeyeyim mi Ferit? Hele sen yok ya. Anne. Nasıl yardımcı olabilirim? Ferit Sancakzade hangi odada kalıyor acaba, öğrenebilir miyim? Özür dileriz hanımefendi. Ancak bu bilgiyi sizinle paylaşmaya yetkim yok. Ama ben onun eşiyim. Bugün sürpriz yapmayı düşünüyordum. Yardımcı olursunuz belki. Kimlik ya da evlilik cüzdanı görebilir miyim? Tabii tabii. Hemen veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. 815, 8. kat. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Senin burada ya? Sen nasıl girdin buraya ya? Ne akla geliyorsun sen benim odama? Sen nasıl gelirsin buraya? Sana sürpriz yapmak istedim. Kötü bir sürpriz herhalde. Safsın Ayşe, çok safsın. Senin ne işin var burada? Benim yanımda, o yüzden açamadım. Rica ediyorum Ferit. Lütfen oturur musun? Son kez birbirimizi dinleyelim, konuşalım. Sakin sakin. Arkadaş gibi. Sonra istersen yine nefret edebilirsin benden. Ama söyleyeceklerim çok önemli. Söyleyeceklerini söyle. Sonra çık git odamdan. Ben ilişkimize
aşkımıza kıyamadım ama başkaları kıyacak. Sen Ayşe ile mutlu olamazsın ki. Bunu şimdiden yüzümde görebiliyorum. Ne öğrenmek istiyorsun anne? Ne yapayım? Sana Ayşe'ye olan hislerimi mi anlatayım? Anlatma. Bence de. Çünkü yoklar. Öyle bir hissin yok ki. O kız buraya çalışmaya gelmiş. Evlenmeye değil. Aranızda ne tür bir anlaşma var bilmiyorum ama o kadın seni sevmiyor Ferit. Nereden biliyorsun? Papatya falan mı baktın? Bugün buraya senin yanına gelmek için Ayşe'den izin istedim. Karın ya. Ona sorayım dedim. O kadar rahat yolladı ki beni sana. O kadar rahat tamam dedi ki. Senin adına üzüldüm. Seven hiçbir kadın kocasını eski nişanlısının eline böyle teslim etmez. Kıskanır. Acaba kendisini silahla yaraladığın için korkmuş ve susmuş olabilir mi? Korksaydı dün oturup benimle dertleşmezdi. Konuştuk onunla. Sana olan hislerimi dinledi. Mahcup oldum. Utandı. Çünkü yüreği boşsan. Kadınlar birbirini anlar Ferit. Belli ki onun da ardında bıraktığı birileri var. O da başkasında teselli arıyor. Senin gibi. Ayşe, Ferit çok sevindi değil mi seni görünce? Araba nerede Bediye abla? Dönmem lazım. Sen kaçma diye döndü canım. Hayır, lütfen dönmek zorundayım. İyi değilim. Durum vahim galiba. Tamam, tamam hemen yolluyorum güzelim. Bekliyorum. Tamam. Nesin kızım sen ya? Adam evlenmek üzereydi. Bir de utanmadan gurursuzca peşinden geliyorsun otele. Bana senin yüzü daha hapiste çürüyecek. Sen ne yapıyorsun Ayşe ya? Ferit'in kafası iyice karıştı. İyi ki gelmişim buraya. Seda meselesinden hiçbir şey çıkmaz. Merak etme.
Ben de seni öperim. Demek benden şüphelendi Nazat anne. Ben bu işi çözerim ama. Ne yapacaksın peki? Ev de yandı. Yeni ev aldım. Taşındım zaten bugün. Beklerim. Bakıyorum her şeyi değiştirmişsin. Ev, araba. Bambaşka bir yaman var sanki. Hoş geldin oğlum. Dinlenseydin keşke, böyle yorgun argın gelmeseydin. Hoş bulduk anne. İyiyim, yorgun değilim. Karını özlediysen aşağınım hala dışarıda. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun bu saatte? Gezindim biraz. Nerede gezindin? Söylemek zorunda mıyım? Değilsin. Ama en azından bir haber verseydin iyi olurdu. Kimse tedirgin olmazdı. Ben de seni merak etmezdim, değil mi? Sen neden merak ettin? Ne demek neden merak ettin? Bilmiyorsun buraları. Yabancısın. Haklısın. Yabancıyım. Yabancısın. Ama aynı zamanda karımsın. Gerçek karın değilim. O yüzden bana hesap sormaya hakkın yok. Arabaya geç. Burada konuşmayalım. Evet, kocan değilim, doğru. Sen de benim karım değilsin, tamam. Ama oyunu kuralına göre oynamak bu değil. Oyunu kuralına göre oynamayan benim yani, öyle mi? Evet, sensin. Kağıt üstünde de olsa biz seninle evliyiz. Öyle herkes kafasına göre takılamaz. Asıl sen... Ne asıl ben? Ne asıl ben? Hani bitmişti? Hani Hande'yi sevmiyordum? Bile bile beni Hande'ye nasıl gönderirsin? Hiç mi umurumda değilim? Bu kadar uzak mısın bana? Neden kıskanıyorum? Kalbini merak ediyorum. Baha kim merak ediyorum? Ben bu oyunda tek bir mızıkçılık yaptım. Sana yenildim. Ayşe. Hı? Ben seni kimseye teslim etmezdim. Neden? Çünkü biz birbirimize bir söz verdik. Evet, biz birbirimize bir söz verdik. Ama sözleşmemizi bir yandan beni karım diye ilan ederken... ...bir yandan da eski nişanlının tek taşını saklamak yoktu, değil mi? Ya sen neden bahsediyorsun ya? Fırtına bile üstünde isminizi taşıyor. Belli ki aklında, kalbinde hala Hande'de kalmış senin. Ya sen benim aklımda ne var? Kalbimde kim var? Nereden biliyorsun? He? Nereden biliyorsun? Gören de duyan da benimle gönül rızasıyla evlendiğini sanacak. Asıl sen benim gönlümün neye razı olduğunu, neden vazgeçemediğimi biliyor musun? Evet, bir anlaşma yaptık. Yaptık ama... Ama ne? Ne ama?
Boş ver. Ne demek boş ver ya? Ne demek boş ver? Bir laf söylediysen devamını getir. Söylemeyeceğim. Neymiş bakalım senin gönlünde olan? Merak ettim. Söyle, söyle de duyalım. Söylemeyeceğim. Unut gitsin. Merak edecek bir şey yok. Merak edecek bir şey yok. Ne güzel ya. Vallahi ne kadar güzel. Tamam. Etmiyorum merak zaten. Etmiyorum. Niye merak edeyim ki ben seni ha? Ben seni niye merak edeyim? Hande'ye kocamla otelde kalmanda sakınca yok diyen kadını ben niye merak edeyim? Ben hiç merak etmiyorum. Ferit. Ben bitsin istiyorum. Boşanmak istiyorum.